Tiran'daki 1,5 günün ardından şimdi Karadağ'a gidiyoruz. Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya 4 saatlik bir otobüs yolculuğumuz var saat 6'da buradaki otobüs terminalinden. Podgorica'da bir planımız yok. Oradaki arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Orada yaşayan arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte yarın Kotor ve Budva bölgesinde 4-5 gün geçireceğiz aşağı yukarı. Daha çok Kotor ve Budva'dan video paylaşıyor olacağız. Karadağ gezisi başlasın o zaman. Şu an otobüs durdu. Otobüs şoförü bayağı komik bir adam. Üzüm alıyor manavdan kendine. Ülkeler arası otobüs yolculuğunda. Gerçekten böyle bir tip var mı ve biz şu an bununla tanıştık. İşkodra'da kısa bir mola. Bir dakikada yine ülke değiştirdik. Türk pasaportunun gücü. Evet, çok güçlü bir pasaport. Bir Ortodoks kilisesi doğal olarak. Sırbistan'a bağlı burası. Geçen sene kadar bayağı bir eylem yapıldı bu kilise için. Bu koca arazi kilise arazisi aslında. Ve şöyle bir mevzu dönmüş. Kilise, geliri Sırbistan'a gidiyor. Aynen. Kilisenin geliri Sırbistan'a bağlı olduğu için Sırbistan'a gidiyor. Ama devlet de diyor ki sen benim toprağımdasın. Gelirinin hani işte vergini, toprak işte şeyin parasını bana vermen lazım diyor. Yalnız ülke çok iyi dağlık. Çetinye, Karadağ'ın 1946 yılına kadar başkentiymiş. Sonra başkent Podgorica'ya taşınmış. Eski başkent olması kaynaklı. Burada çok fazla eski yapı bulunuyor. Ve sokakları hala 50 sene önceden kalma gibi ki bizim sevdiğimiz şehir tarzı da bu tam olarak. Karadağ şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla mükemmel bir ülke. Doğası, yeşilliği, dağları inanılmaz güzel. Karadağ'ı çok beğendik. Şu an favori ülkelerden, Makedonya'dan, Arnavutluk'tan çok daha iyi burası. Karadağ'ın eski başkenti Çetinye'den Budva'ya giderken yol kenarında çok güzel manzarası olan bir seyir terası gibi bir yere denk geldik. Buradan Budva manzarası gerçekten muhteşem. Şurası eski şehir diye geçiyor, Old Town. Bu sahil komple Budva'ymış. Şurası da Sveti Stefan Adası. Orada çok güzel sahiller varmış. Komple bu kıyı şeridi boyunca çok güzel sahiller varmış zaten. Bakalım gidebildiğimiz kadarına gitmeye çalışacağız. Para birimi Euro buranın. Ama benim anladığım kadarıyla Avrupa ülkelerine göre daha ucuz. Çünkü insanların geliri de daha az bu ülkede. Kendi istekleriyle geçmişler Euro kullanmaya. Ortalama bir insanın 400-450 euroymuş burada askeri ücreti. Ama insanlar genelde daha fazla işlerde çalışıyorlarmış. Bakalım ne kadar para harcayacağız bu güzelim ülkede euro ile beraber. Buradan sonra da Kotor var. Budva'da oteller daha önce kaldığımız şehirlerdeki otellere göre bir tık daha pahalı. Bu otele geceliği 45 euro verdik. Ama çok güzel bir manzaramız vardı. Geniş bir yerde kaldık. Çok ilgiliydi sahipleri. Göstermek gerekirse burası tuvalet, banyo. Burası mutfak. Bir masa var, bir kanepe var. Burası yatak. Burada ütü vesaire de vardı. Çamaşır makinesi de vardı. Ama işin en güzel tarafı manzaramızdı. Şurası Sveti Nikola Adası. Şuradaki inşaat gibi yapının hemen altı da Old Town. Orada kilisenin çan kulesini de görebiliyorsunuz.
2500 yıllık tarihiyle Adriyatik'in en eski yerleşim yerlerinden biri olan 620 binlik Karadağ'ın 20 bin nüfuslu şirin sahil kenti Budva'dan herkese merhabalar. Budva'ya gelince yapılacakların başında arkamda görmüş olduğunuz Eskişehir'i ziyaret etmek geliyor. Eskişehir'in dar sokakları, küçücük meydanları, kafe ve restoranları sizleri bekliyor. Güzel bir akşamüstü ve gece geçirmek istiyorsanız mutlaka Eskişehir'i ziyaret etmelisiniz.
Budva'nın denizlerinde mutlaka yüzmelisiniz. Budva'da yüzebileceğiniz 30'dan fazla plaj bulunuyor ve bunların hepsinin puanı 5 üzerinden 4'ün 4.5'un üzerinde. Biz 5-6 ayrı plaja gittik. Özellikle Sveti Stefan Adası'nı görün ve civarındaki plajlarda yüzün. Şimdi Budva'da birkaç plaj deneyeceğiz. Hemen arkamızda Sveti Stefan Adası bulunuyor. Bu ada şu an bir otele aitmiş ve buraya giremiyormuşsun eğer otel müşterisi değilsen. Hatta önceden şurada görülen sol ve sağ tarafındaki plajlardan sağ taraftaki plaj da otele aitmiş. Ama şu an ikisi de halka açık. İkisine de gidilebiliyor. Biz de bugün burada yüzmeyi deneyeceğiz. Keyifli olacağı benziyor. Su çok temiz gözüküyor. Sveti Stefan Adası'na bir yol var. O yoldan kapıya kadar gidilebiliyor. Önceden güvenlikler tam bu yolun başında duruyorlarmış. Ve daha ileriye müsaade etmiyorlarmış. Arkadaşlarımız şey dedi, bu ada şu an tamamen kapalıymış. Bu adadaki otel. Çünkü işte halka açılıp açılmayacağı konusunda bir anlaşmazlığa düşülmüş ve kapatılmış burası. Şu an biz kapıya kadar yürüyeceğiz. Adanın kapısı burası ve kilitli, zincirli. Şu an adaya doğru yürürken adanın sol tarafında kalan sahilden girdik denize. Burası daha dalgasız çünkü. Temiz, her yer temiz burada. Biraz sadece ağaç çöpü birikmiş. Budva'nın Hawaii'si denilen Sveti Nikola Adası'na uğramayı unutmayın. Çünkü Sveti Nikola Adası karadan bağımsız tekneyle ulaşılabilen bir ada. Biz denizlerini ve plajlarını Budva'da yer alan diğer plajlara göre daha az beğensek de oraya gitmek ayrı bir tecrübe olacağından yapmanızı öneriyoruz. Adada birden fazla tesis, market ve tuvalet de bulunuyor.
Burası Halfmoon Beach diye geçiyor. Yani yarım ay sahili. Ama tam o Halfmoon Beach olarak geçen yer çok kayalık. Hani deniz ayakkabısı olmasına rağmen ben bile kaya kaya girdim. Diğer deniz ayakkabısı olmayan arkadaşlar girmedi bile. Şimdi oranın sol tarafını deniyorum. Burası da daha küçük bir sahili bulunan yer. Hemen bir yan tarafı. Burası da bol bol kayalık ama şu an bayağı kayıyorum. Hawaii şu an Hawaii gibi değil. Evet, şu an full kayalık burası. Burada da girmeyeceğim muhtemelen. Şu anda da adanın bir diğer tarafına geldik. Burası teknelerin sizi bıraktığı yer. Burası hem çok dalgasız hem de artık son şansımız. Bakalım, burası da çirkinse Sveti Nikola'yı önermeyeceğiz. Son olarak Budva'ya kadar gelmişken, Budva'ya yarım saatlik mesafede bulunan Kotoru, Perastı ve Tivat'ı da mutlaka ziyaret edin. Porto Montenegro, 500'den fazla yata ev sahipliği yapan mega bir liman. Tivat'tan Peras'ta yol yarım saat sürüyor ama bunu kazanabilmeniz için bir feribot koymuşlar. Bir yaklaşık 10 dakika muhtemelen, hatta 5 dakika diyorlar da bakacağız yani ne kadar sürecek. Şimdi o arabalı feribota bindik. Bilet 5 euro. Aslında gideceğimiz yer şu karşısıymış. Maksimum 2-3 dakika sürecek herhalde. Kaleye çıkış 8 euro.
bayağı da yorucu ama manzaraya değiyor.